Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere özel türü menekşelerle açılış yaptım. Bugünkü videomuzda özel türü menekşelerimizin yaz bakımını yapacağız. Bu bakım menekşelerimiz için çok önemli ve çok faydalı bir bakımdı. Menekşelerimizin görmüş olduğunuz bu güzel çiçeklerinin hepsini budayacağız. Sararmış olan yapraklarının hepsini budayacağız. Yaprak seyreltme, çiçek budaması yapacağız bugün bu videomuzda. Bu bakımı biz menekşelerimize yapmasak arkadaşlar yaz aylarında dayanıksız oluyor. Çiçek açtırmıyoruz. Özel tür menekşelerimiz özellikle yaz sıcaklarına dayanamıyor. Etkileniyor ve yaprak erimesine maruz kalabiliyorlar. O yüzden bütün çiçeklerini budayacağız, yapraklarını seyrelteceğiz, toprak ekleyeceğiz. Toprak azdıysa menekşelerimizi ve serin bir ortamda tutacağız. Yaz sıcaklarına dayanamayan bir çiçek olduğu için özel tür menekşeler klasik menekşelerinizi tutabilirsiniz arkadaşlar çiçekli haliyle. Özel türler artık dayanamıyor. Bir her tarafından sürekli çiçek atsa da bazı taraftan da bakın görüyorsunuz çekleri kurutmaya başlamış. Yapraklarını sarartmaya başlamış. Bunlar yaz aylarına dayanamıyor arkadaşlar. Bu şekilde alttan alttan sararıp biz bakımını yapmasak yaprak erimesi oluyor. İlerleyen bir zamanlarda gövdesine kadar çürümeler sebep oluyorlar. Yaz aylarında menekşelerimizi hastalıklardan koruyacağız. Yaz aylarında bu bakımı özellikle yapacağız ki menekşelerimiz de sonbahara daha sağlıklı, daha güçlü, daha aktif köklerle girmiş olsun. Menekşelerimizin en azından, en azından diyorum yılda bir kere toprak değişimi yapmamız gerekiyor. Toprak değişimi de ağustos ayının sonlarında yapacağız. Havalar serinlenmeye başladığında köklerini aktifleştirmiş olacak ve sonbahardan ilkbahara kadar da güzel aktif bir şekilde çiçek açmış olacaklar. Bunun hepsi bu bakım sadece özel tür menekşelerinize yapabilirsiniz. Klasik menekşelerinize de yapabilirsiniz. Çünkü menekşelerinizin de dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Sonbahara daha sağlıklı, daha aktif köklerle girmesi için. Evet şimdi telefonumu sabitleyelim. Sizlerle birlikte çiçek budaması, yaprak budaması yapalım ki çiçeklerimiz dinlensin. Evet arkadaşlar. Önce bu menekşemle başlayalım. Bakın sizlerle birlikte göstererek yapacağım. Hepsini bu şekilde koparacağız. Yapraklarını budayacağız. Gördüğünüz bu büyük yapraklarının hepsini budayacağız arkadaşlar. Bunu üzerinde tutmuyoruz. Bunu bu şekilde bırakmıyoruz. Her tarafını güzelce temizleyeceğiz toprağını biraz harmanlayacağız bu şekilde yumuşaltacağız bir mandallı üzerine toprak ekleyeceğiz Evet bu şekilde yapıyoruz bakın gördüğünüz gibi bütün çiçeklerini kopardım her tarafına iyice kontrol edeceğiz tomurcuklar varsa da hepsini budayacağız arkadaşlar bunu da yine aynı şekilde yapıyoruz bunu da güzel çiçek açmasını için sağlıklı sonbahara girmesi için bu şekilde her tarafından budayacağız. Bakın burada küçük bir tomurcuğu var. Bu tomurcukları da koparacağız, budayacağız. Fazla yapraklarını seyraltacağız. Serin bir ortamda tutacağız. Evet bu şekilde budamış olduk. Görüyorsunuz tomurcuk, çiçekler yok. Hepsini budayacağız. Fazla yapraklarını da budayacağız. Bakın burada da var bir tane küçük tomurcuk. Evet bu şekilde bakımlarını yapıyoruz. Sonbahara daha sağlıklı girmesi için. Özel tür menekşelerinizi yaz aylarında mite hastalığından korumanız gerekiyor arkadaşlar. Aman bu hastalığına kaptırmayın menekşelerinizi. Çünkü çok bulaşıcı bir hastalıktı. Bir menekşeye düştüse diğer bütün menekşelerinizin hepsini sarıp gidiyor. Mite hastalığından nasıl korumayı alabiliriz? Ayda iki defa mite ilacı sıkmanız gerekiyor. Sadece ilaçlama yapmanız gerekiyor. Doğal olarak bunu çözemiyoruz. Doğal olarak yapamıyoruz arkadaşlar. İlaçlama gece saatlerinde yapılması gerekiyor. Gündüz saatlerinde menekşelerinizin yapraklarını ilaç sıkmayın. Menekşelerinizin bir faydasını görmeyeceksiniz. Sadece gece saatlerinde yapacağız ki Toprağına da püskürteceğiz ki bütün yaprak altına, üstüne, gövdesine, göbek kısımına püskürteceğiz. Menekşelerimizin damarlarına işlemiş olacak bu ilaç. Menekşelerimizi bu hastalıklardan hem korumuş olacak eğer mite hastalıkları varsa da menekşelerimizde hem bu hastalıklardan kurtarmış olacağız. 10 günde 2 defa yapacağız. Eğer menekşelerimize bu hastalık bulaşmışsa da bulaşmamışsa da arkadaşlar menekşelerimizi koruma amacıyla ayda bir kere ilaçlamamız gerekiyor ki menekşelerimiz de sağlıklı geçirmiş olsun. Bakın görüyorsunuz toprak kuru bu işlemi yaparken de budama işlemi yaparken bütün çiçekler için geçerli de toprak aşırı derecede kuru olması gerekiyor. Evet arkadaşlar ben menekşelerimin hepsini budadım. Videom çok uzun gitmemesi için paylaşmadım. Bu şekilde budama yaptık. Çiçek budaması, yaprak budamasını hepsini yapmış olduk gördüğünüz gibi. Menekşelerimizi dinlendirmeye çekeceğiz. Bazı menekşelerimde kaz boyu oldu. Bakın şimdi sizlere göstereyim. Bu şekilde gövdesi açık kalmış oldu. Toprak az görüyorsunuz arkadaşlar. Üzerine toprak ekleyeceğim. O görmüş olduğunuz kaz boyu olan yerlerden yeni kökler oluşsun. Ağustosun sonlarında toprak değişimi yaparken eski köklerini budayacağız arkadaşlar. Gövdesini keseceğiz. Yeniden gençleştirmiş olacağız menekşelerimizin. Eğer menekşelerimizi gençleştirmesek, menekşelerimiz bizim istediğimiz gibi top top çiçek açmazlar arkadaşlar. Yaşlı bir bitki her zaman seyrek çiçek açar. Genç bir bitki dolu dolu top şeklinde güzel bir şekilde çiçek açacaklar. Daha da güçlü olacaklar. Evet şimdi sizlere bakın neyi göstereyim? Budama yaparken ne fark ettim? Bu menekşeme mite hastalığı bulaşmış arkadaşlar. Ben henüz ilaçlama yapmadım. Eğer menekşelerinizin bu şekilde yaprakları küçülmeye başladıysa o hastalığa kapılmıştı. Menekşelerinizin gövdesi beyazlaşmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz diğer yaprakları un gibi olmaya başlıyor. Bu da mite hastalığına kapılmış durumda. Henüz çok yayılmamış, yeni kapılmış. Ben ilaçlama yapmadım. Bakın bu da aynı durumda. Küçük gövdeden gelen yapraklar çok küçük olduğunu görüyorsunuz. Canlı, sağlıklı değil. Menekşelerinizde bu şekilde bir durum görürsenizse menekşelerinize Hemen ilaçlama yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız menekşelerinizin ölümüne sebep olacaksınız arkadaşlar. Ben yapacağım 10 günde 2 defa yapacağım menekşelerimin bu hastalıklardan koruma amacıyla hem hastalıklardan kurtarmak için. Bakın diğer menekşelerimde o şekilde durum yok. Bazılarında var bazılarında yok. Yeni gelmiş bu hastalık. Bu şekilde bakımlarını yapıyoruz. Menekşelerimizde hastalıklardan korumuş oluyoruz. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.